Hoş geldiniz. Dünya Güncesi'nin 3. programı için tekrar bir araya geldik. Ege Üniversitesi'nden Sinem Kocamaz, Başkent Üniversitesi'nden Haluk Karadağ ve Sezgin Mercan, ben Deniz Ege Üniversitesi'nden Altuğ Günal. Bu programda da dünyanın çeşitli bölgelerinde son dönemde yaşanan bazı önemli gelişmeleri kısaca tartışacağız. Konuşacak çok şeyimiz var, süremiz kısıtlı. Dolayısıyla müsaade ederseniz ben Doğu Akdeniz'den direkt başlamak istiyorum. Bu sefer bir önceki programımıza Twitter üzerinden gelen sorular çerçevesinde devam edeceğim. Arkasından sizlere Avrupa ile başlayıp arkasından Asya ile devam ettirmeyi planlıyorum. Bunun üzerine Twitter'dan gelen soruları sizlere ileteceğim. Malum Doğu Akdeniz'de mutabakatın yankıları devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Ankara ile Libya'daki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da iki anlaşma imzaladık, muhtıra imzaladık. Ve bir tanesi güvenlik ve askeri işbirliği üzerine, diğeri de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması üzerineydi. Bu Türkiye'nin KKTC ile yaptığı 2011'deki anlaşma sonrasında Doğu Akdeniz'de yapılan ilk deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması. Güney Kıbrıs ise İsrail ile, Lübnan ile, Mısır ile bu anlaşmaları zaten 2000'li yıllarda yapmıştı ve ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde oluşturduğu bu 13 parselde İtalya'nın Eni, Fransa'nın Total, ExxonMobil, ABD'nin Noble Enerji gibi uluslararası petrol ve sondaj şirketlerinin faaliyet göstermesine de izin vermişti. Türkiye ve KKTC bu girişimlere en başından beri karşı çıkıyor bilindiği üzere ve gerekçelerinden bir tanesi Kıbrıs halkının bir bütün olarak bu doğal kaynaklar üzerinde haklara sahip olduğu. Ama Güney Kıbrıs tüm kararları yalnız başına alıyor ve sadece Kıbrıs olacak şekilde alıyor. Ayrıca bu parsellerin birçoğu Türkiye'nin hak iddia ettiği alanla, ayrıca KKTC'nin MEB ilan ettiği alanlarla da çakışıyor. Kıbrıs'ın yasal garantörü olan Türkiye'de bu kaynaklarla ilgili olarak kendi ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağını ilan ediyor. Ve uluslararası baskılara rağmen, ayrıca da geçen bölümde bahsettiğimiz AB'nin yaptırımlarına rağmen araştırmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi mutabakat Libya ve Doğu Akdeniz'le ilgili devletlerin neredeyse tamamından olumsuz tepki aldı. Ama tahmin edileceği üzere önde gelenler Yunanistan ve Güney Kıbrıs oldu. Hangi temelde itiraz ediyorlar? Kabaca maddelerse sınırdaş birçok ülkeyi ilgilendiriyor ama tek taraflı imzalandı deniyor. Halbuki diğer anlaşmalardan bir fark yok. İki taraflı imzalandı. Libya'daki krize ve iç işlerine müdahil olundu deniyor. Halbuki zaten ilgili tüm taraflar bir şekilde müdahil tarafa, hem de askeri anlamda da müdahiller. Doğu Akdeniz'deki çok aktörlü sorunlara yeni bir sorun ekledi diyorlar. Tabii sorunu rakipler açısından ekledi ama bizim açımızdan büyük oranda çözmüş gibi gözüküyor. Hukuka uygun diyorlar. Bu da çok tartışmalı ama bu tartışma oldukça uzun süreceğinden bunu bir başka programa atmakta fayda var diye düşünüyorum. Malum 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden bahsetmek gerekir bu tartışmayı yapabilmek için. Şimdi neden imzalandı? Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan asli nedeni çok net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki KKTC ve Libya ile başlattığımız bu süreçlerden vazgeçersek, bırakın ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, hatta işte avlanacak, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar dedi. Aslında durum bu kadar basit ve trajik. Gerçekten de Yunanistan'ın tezlerini ya da Kıbrıs'ın kendi çıkarlarına uygun olarak yaptığı anlaşmaları kabul edecek olursak, o meşhur söz Ege bir Yunan gölüne dönüyor. Türkiye ise Akdeniz'de küçücük, hiçbir hidrokarbon kaynağının olmadığı bir alana sıkışıyor. Bir kere Akdeniz'e en uzun kıyısı olan bu kocaman ülkenin bu kadar küçük bir alana mahkum edilmesini değil Türkiye, herhangi bir Muz Cumhuriyeti bile muhtemelen kabul etmezdi. Dolayısıyla Türkiye bu sıkışmışlıktan kurtulmak ve kuşatmayı yarmak istiyor. 2020'nin başında İsrail, yine Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail ile Kıbrıs arasındaki deniz gaz rezervlerinden daha önce bahsettiğimiz bu Girit'e, Yunan anakarasına ve İtalya üzerinden Avrupa gaz ağına yılda 10-12 milyar metreküp transfer edecek İsmet projesiyle ilgili anlaşmayı imzalıyor bildiğiniz üzere. Ve taraflar sırf Türkiye'yi dışarıda bırakabilmek adına denizin altından çok uzun bir rota belirledi. 1900 kilometre yaklaşık olarak.
Ve bu da doğal olarak astronomik maliyete neden oldu. 6-7 milyar dolar gibi bir şey tahmin ediliyor. İşte Libya ile yaptığımız anlaşma öngördüğü yeni deniz sınırı ile East Med boru hattının geçmesi gereken rotanın önünü kesiyor. Yani boru hatlarının bu alandan geçmesi gerekiyor ve doğal olarak da Türkiye bu konuda her türlü zorluğu çıkartacak ve uluslararası şirketlerde bu kadar sorunlu ve belirsiz bir projeye girme konusunda daha az istekli olacak diye düşünülüyor ve umuluyor. Mutabakatla Türkiye'nin Yunanistan'la Kıbrıs ve Mısır arasında bir çeşit kalkan oluşturduğu da aslında söylenebilir. Diğer yandan Türkiye davet edilmediğini bildiğiniz bu Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, İsrail, Ürdün ve hatta Filistin'in de yer aldığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na da bir çeşit karşılık vermiş oluyor aslında. Bu proaktif ve beklenmedik hareketle Türkiye kendisine ya da Kıbrıs Türklerini görmezden gelen hiçbir projenin başarılı olmayacağını göstermek istiyor aslında dünyaya. Ha bir de bu mutabakatın deniz yetki alanımızı 41 bin kilometrekareden 189 bine çıkartmış olduğunu da mutlaka belirtmek gerekir. Süreç ne oldu diye de sorulmuş. Süreç başladı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu bölge için ilk arama başvurusunu yaptı. İlgili bakanımız 3-4 ay içerisinde başlayacağını ilan etti geçtiğimiz günlerde. Şimdi zaten Doğu Akdeniz'deki araştırma gemilerimize koruma sağlamak ve bu yetki alanlarımızda bizden izinsiz araştırma yapılmasını engellemek için 2006'dan beri Akdeniz Kalkanı Harekatı sürüyor bildiğiniz üzere. Ve yakınlarda Pakistan ve Ürdün'den de küçük bir katılımla bu kalkan harekatını uluslararası hale de getirmeye çalıştık. Bu az buz bir kuvvette değil. Daha dün ya da ondan önceki gün Yunan Katimerini gazetesi bu durumdan şikayet etti açıkça. Dedi ki bu geçen hafta bahsettiğimiz, geçen bölümde bahsettiğimiz İrini operasyonuna katılan AB gemilerinden daha fazlasının Türk askeri gemilerince temsil edildiği, daha doğrusu Türk askeri gemilerinin şu anda Libya etrafında dolaşan Avrupa Birliği'nin İrini operasyonuyla dolaştırdığı gemiden daha fazla olduğundan şikayet ediyor şu anda Yunan basını. Nihayetinde bu bölgenin güvenliği için zaten önlemler aldık ve Cihat Yaycı'nın emekli tüm amiral, Doğu Akdeniz'in paylaşımı mücadelesi ve Türkiye isimli artık çok meşhur olmuş o kitabında yazdığına göre çoğunluğu bu harekat kapsamında olmak üzere biz en iyi biliyoruz ama 2016 yılına kadar bölgede toplam 14 geminin yasa dışı faaliyetini engelledik. Şimdi bir de bu mutabakatı tabii devam ettirmemiz gerekiyor Libya ile. Nitekim anlaşmayı Libya'daki iç savaşın iki tarafından birisi olan Sarraç'la imzaladık. Yani Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Bunun zamanı da Gaddafi ile de konuşulduğunu hatırlatmak isterim. Şu andaki hükümetin başı olan Sarraç, rakibi Hafter karşısında savaşı kaybeder ise mutabakat tehlikeye girecek. Nitekim Hafter bunu tanımayacağını açıkça ilan etti. Hafter değil, rakiplerin desteklediği bir başkası yönetime gelirse de benzer bir sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla Sarraç'ın desteklenmesi ve savaşı kaybetmeyip görevde kalmasını sağlamak Türkiye açısından çok önemli. O yüzden Libya'ya asker göndermemizin en önemli sebebi de bu. Ve koruduğumuz hükümetin BM tarafından tanınan taraf olması da elimizi az da olsa güçlendiriyor. Bir de tabii hem çok büyük doğal kaynaklara sahip hem de Avrupa'ya giden birçok stratejik boru hattının geçtiği Libya üzerinde etki sahibi olacak olmamız da bir avantaj olarak görülebilir. Şimdi Libya'da hükümet değişirse ne olur diye de sorulmuş. Normal koşullarda eğer ki Türkiye bu kadar keskin bir şekilde taraf tutmamış olsaydı belki de Sarraç yerine gelebilecek bir başka lider de bu anlaşmanın devamını isteyebilirdi. Çünkü aynı koşullarda anlaşma yaparsa hükümet yaklaşık 39 bin kilometre kare alan kazanıyor. Yani yeni gelen hükümet Sarraç bir şekilde kaybederse hangi gerekçeyle Libya'ya bırakılan alanı ve kaynakları arttıran bu yaptığımız anlaşmayı iptal edip yerine daha dezavantajlı Yunan teklifini kabul edecek ve halkına anlatabilecek açıkçası bilmiyorum. Ha belki Türkiye ile mutabakattan vazgeçmesi için Yunanistan özel koşullar teklif edebilir. Ama şu an için hangi hükümet bundan vazgeçer demek zor. Bir başka gelişme
Covid-19 sürecinde petrolde yaşanan arz fazlalığı ve talep azalması nedeniyle biliyorsunuz petrol fiyatları anormal şekilde düştü. O yüzden de Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren şirketlerde faaliyetlerini ertelediklerini açıkladılar. Türkiye ise sismik araştırma ve sondaj araştırmalarına, çalışmalarına kendi gemileriyle devam ediyor. Tabii dünya devleri bile karlı bulmayıp ertelemişken neden Türkiye devam etmiyor mesela sorulardan bir tanesi. Türkiye hem geç başladığı çalışmalarda arayı kapatmak istiyor bana kalırsa, hem de virüs geçtikten sonra fiyatların tekrar yükseleceğini ve fizibil hale geleceğini planlıyor diyebiliriz. Hatta şunu da söylemek lazım, Doğu Akdeniz'e ilaveten Temmuz'dan itibaren Karadeniz'de de milli sondaj gemimiz Fatih ile ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz. Yani bu Temmuz ayında bağlantılı ve sürpriz olmayan bir başka gelişme de AB Dışişleri Bakanları yine bizi kınadı bu konuda ve vazgeçin dedi. Zaten bunu her programda söylüyoruz çünkü ayda bir toplanıp bunu söylüyorlar. Biz de pek dinlemiyoruz açıkçası. Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından İsrail'le, Mısır ile hatta Suriye ile anlaşmanın benzer Libya ile yaptığımız anlaşmanın benzerini onlarla da yapmamızın çok doğru olacağına yönelik söylem gittikçe daha fazla artar oldu, daha fazla duyar olduk. Tabii bu da çok uzun bir tartışma konusu. Ondan da bunu bir başka programa bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ancak bir uyarı da yapmak isterim ki Kıbrıs ve Yunanistan bu sefer daha hızlı olmaya çalışıyor. İkisi de Suriye ile diplomatik ilişkileri tekrar kurma aşamasındalar. Bunu başlattılar. Hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem de Yunanistan. Ve son bir cümlede bitirmek isterim. Çünkü Kıbrıs'la ilgili enteresan bir şey de var. Yıllardır Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs'ın güvenliğini kim sağlayacak, nasıl sağlayacak üzerine kavga edip durur taraflar. Ancak şu an Kıbrıs, daha da doğrusu KKTC, kendi başına dünyanın en güvenli yeri oldu. Günlerdir ne bir virüs vakası ne de virüs kaynaklı ölüm var KKTC'de. Böyle de enteresan bir şey söz konusu deyip sözlerime son vermek ve ilk başta Sezgin Hocam'a söz vermek istiyorum. Yine Twitter üzerindeki sorulardan devam etmek istiyorum bu sefer. Şimdi malum 2021 bütçesi Avrupa Birliği'nde ciddi tartışmalara neden oldu ve Avrupa Parlamentosu'nu da böldü. Öncelikle grupların tutumları hakkında bilgi isteyeceğim senden. Yani ne oldu da tartışma başladı? Arkasından hem Twitter'dan gelen hem de benim şahsi sorularım var. Onlarla devam etmek isterim. Buyurun hocam. Teşekkürler. Tüm izleyenlere, dinleyenlere de sevgiler. Böyle ilgilerini gösteriyorlar. Tabii şimdi bu sefer birazcık Brüksel muhabirliği gibi olacak ama hakikaten orada da ciddi tartışmalar oluyor. Parlamentoda da oluyor. 2021 bütçesi görüşmeleri başladı. Bu zaman alacak tabii. Bir anda karar vermeyecekler. Bir belli prosedürler var uygulamaları gereken. Konuların başında bu salgınla mücadele, COVID-19 var. Arkasından tabii çevre geliyor. Onun arkasından işte bakıyoruz siber güvenlik meselesi var. Yani yine çevreyle birlikte sera gazı etkisinin azaltılması var. Bu gibi konular da var ama bir numaralı konu salgınla mücadele. Diğer yandan da küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümünün sağlanması. Bu da konulardan bir tanesi. Yani Avrupa Birliği tabii sadece güvenlik meseleleriyle veya bu salgınla ilgilenmiyor. Onun dışında başka konular da var gündemlerinde. Fakat bir numaralı konu yine dediğim gibi bu mücadele. Çünkü ciddi bir bütçeye ihtiyaç var, desteğe ihtiyaç var. Ülkeler veya yakın çevre ülkelere baktığımızda 750 milyar avroluk bir kurtarma fonu teklifiydi gündemde olan. Avrupa Parlamentosu'nda konuşulan, tartışılan. Parlamenterler olumlu genel olarak baktığımızda yani olumlu karşıladılar diyebiliriz. Fakat dediğim gibi son karar verilmiş değil, süreç devam ediyor. Tabii farklı gruplarını temsilen sözcüler açıklamalar yaptılar. Avrupa bütünleşmesi için de bir sınama tabii. Yani bu konu diğer konularda da öyle ama bu özellikle kriz olduğu için Avrupa Birliği de krizlerle mücadelede pek başarılı bir profil sergileyemediği için anlık çünkü tepki vermesi lazım. Bu konuda hantal kalıyor Avrupa Birliği, daha zamana yayıyor tepkilerini. Biraz orada yine sıkıntı var. Bu sınama kapsamında ilk atıf yapabileceğim Manfred Weber oldu. Önemli bir isim çünkü hatırlarsanız Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na adaydı. İşte Türkiye'de de bir dönem konuyla ilgilenenler tartıştı etti. Ama sonra biraz geride kaldı ama parlamentoda aktif bir isim şu an.
Bu paranın, yani bu 750 milyar avroluk paranın eski sorunları için değil, Avrupa'nın eski sorunları için değil, yeni fikirler için ve Avrupa bütünleşmesinde önün işte açılması için kullanılması gerektiğine dair bir çıkış yaptı örneğin kendi konuşmasında. Tabii bunu Avrupa Halk Partisi kapsamında yapıyor, onu temsilen yapıyor. Sonra bakıyoruz, Garcia Perez, Sosyalist ve Demokratlar İttifakı'ndan karar kısmına takıldı. Yani bu karar alma, bu konuyla ilgili karar alma prosedürü nasıl olacak? Oy çokluğuyla karar tavsiyesinde bulundu örneğin. Yani bunlar da konuşuluyor. Avrupa Birliği'ne ulusal sorumluluk vurgusu yapan işte dört ülke güdümüne terk etmeyelim dedi. O da hani önemli bir çıkıştı. Yani daha önceki programımızda da konuşmuştuk. Bu sağlık konusu daha çok ulusal ele alınıyor. Ve hani ulusal sorumluluk atfediliyor. Fakat tabii Avrupa Parlamentosu'nda ele alınınca veya Avrupa Birliği bileceğine çıkınca değişiyor. Dolayısıyla orada önemli bir hani hatırlatma yaptı. Hani ulusal gücünle bırakmayalım diye. Liberal Avrupa'yı Yenile grubundan Dacian Ciloş Avrupa Birliği'nin bir nakit kasası olmadığını işaret etti. Ve dayanışmanın da değerlerle geldiğine vurgu yaptı. Şimdi bu da farklı bir perspektif. Yani burada her şeyin para olmadığı, işte bu işin normatif tarafını nasıl ele almak lazım, onu hatırlatır bir konuşma yaptı. Kimlik ve Demokrasi grubundan Jörg Noten de fon teklifini reddetti komple. Yani bu muhalif bir tavır sergiledi. Ve dedi ki işte bu vergi mükelleflerine, Avrupalı vergi mükelleflerine yük getirir, ekstra yük getirir. Bunun altından kalkmak zor. Ve şöyle bir eleştiri yaptı komisyona, Avrupa Komisyonu'na. Yarın hiç olmayacakmış gibi para harcama tutumu vardı komisyona. Yani öyle bir düşüncesi var. Dolayısıyla buradan da eleştiri geldi. Bir diğer yorumda Yeşillerden, onu temsilen Skakerlerden, paranın projelere ve istihdam yaratmaya yatırılması gerekir dedi. Buradan yine aslında eleştirel bir tutum geldiğini görüyoruz. Yani Avrupa Parlamentosu'nda tamam genel hani bir böyle destekler veya işte bu kurtarma fonunu besleyen bir mekanizma olsa da içten içe ciddi tartışma konusu ve bütünleşmenin geleceğiyle ilgili, gidişatıyla ilgili dersler çıkarıcı sinyallerde veriyor gruplar. O şekilde genelleyebiliriz. Peki Avrupa Parlamentosu deyince silah ticaretine dönük de önemli bir eleştiri oldu. O konuda ne diyorsun hocam? Oldu, doğru. Parlamentoda bu ele alınan çeşitli konular var dedim başlarken. Onlardan bir tanesi de bu mevzu. Tabii şimdi silah ticareti olunca aslında ülkelerin kırmızı çizgisi oluyor. İşte entegrasyonlar için de böyle, Avrupa Birliği için de böyle. Bu da enteresan bir konu. Onu da gündeme getiren yine Yeşillerden, hani o muhalif tutumuyla tabii bu gruptan geliyor. Anna Neoman bir rapor hazırladı ve Avrupa Birliği'nin tabii dünyadaki o silah ticaretindeki konumunu da göz önünde tutarak, çünkü Amerika'dan sonra dünyadaki ikinci büyük silah sağlayıcısı, yani bu önemli bir konu işte ihracatçısı. Bu konuya dikkat çeken, kafa yoran bir çalışma yaptı, bir süreç geçirdi. Ve silah ihracatı ile ilgili şeffaflık vurgusu yaptı. Bu konuda Avrupa Birliği'nin elinin zayıf olduğunu, daha çok üye ülkeler düzeyinde konunun kaldığını vurguladı ve bu işle ilgili kuralların bir standarda kavuşturulması gerekir vurgusu yaptı. Yani bunu hatırlatmak gerekiyor. Tabii konu aslında yeni de değil aslında. Yani işin özüne baktığımızda 2008'den beri konu gündemde, yer yer daha çok öne çıkıyor, yer yer geride kalıyor ama özellikle 2019'da tekrar canlandı, o gün bugündür de devam ediyor. Onu vurgulayabiliriz. Ciddileşti yani bu konuyu ele alma parlamentoda. Silah üretimiyle ilgili Avrupa Birliği üyeler arasında hani işbirliği var. Fakat ihracat meselesi ulusal kalıyor. Yani dikkat çekilen konu o. Ve bunun bir standarda kavuşturulmasına önem atfediliyor. Ne oluyor ulusal olunca? Farklı ihracat pratikleri ortaya çıkıyor. Aslında eleştiren işte husus bu. Hani Avrupa Birliği'ni diyoruz belli standartlar getiriyor, kurallar koyuyor ama bu konuda zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Diğer yandan da üye ülkelerin şimdi bu farklı ihracat pratikleri ulusal farklılaşmanın bir sonucu ama Avrupa Birliği düzeyinde bu silah ihracatı ile ilgili bir standart yok. Ha, standart nasıl olabilir? En azından
hani öneriler bu yönde. Raporda da buna bu işaret edildi. Ülkeler nasıl bir ticari standart oluşturuyorlar, neye göre işte ihracatlarını yapıyorlar, neye göre bunu belirliyorlar, en azından bunun bilgisini paylaşsınlar. Yani onunla ilgili bir beklenti var. İlk etapta o yapılsın. Hani sonra belki daha farklı bir yola girilir ama bunu vurguladı rapor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii o yeşillerin hep vurgu yaptığı bir şey. Hatta zaman zaman Türkiye'nin de karşısına çıkıyor bu konu. İşte Avrupa Birliği menşei silahların kullanılması işte çatışma bölgelerinde ve bunun sonucunda da işte sivillerin ölümü. Yani ona vurgu yapıyorlar. Burada gene o kapsamda tabii konu öne çıkarılıyor. Şöyle bir şey var. Silah ihracatının Avrupalılaşması söz konusu. Raporda da buna dikkat çekiliyor. Fakat ihracat kuralları ulusal. Yani bunu hatta biraz da sloganlaştırmışlar. O da çarpacağını bir manşet olmuş. Hani biraz Avrupa bütünleşmesi literatürüne de atıf yaparcasına aslında. Dolayısıyla Avrupa Birliği fonlu hani bir silah mekanizması, işte bunun bir işletim sistemi, işte yine o standart kapsamında tabii söylüyorum. Böyle bir hani mekanizma, böyle bir sistem yok. Buna işaret ediliyor. Tabii bu konuda nasıl başarılı olunur veya nasıl standarda kavuşturulur mesele sorusuna cevap aranırken de taşlar Almanya ve Fransa'ya gidiyor. Şimdi Almanya ve Fransa tabii bu konuda başına buyruk davranan ülkelerden. Şimdi burada tabii hatırlamamız gereken bir şey var. Almanya ile Suudi Arabistan'ın bu silah ticareti konusundaki ilişkileri. Yani çok önde gelen bir aktör. Suudi Arabistan, Alman silah ihracatında. Şimdi orada işte işler karışıyor. Ve diyor bu ikisinin rızası olmadan raporda da biz tabii boşa konuşuyoruz diyor aslında Neumann. Ve bunlar da işte Avrupa, yani bu ihracat şekilleri de Avrupa Birliği düzeyinde bir uzlaşıyı engelliyor diyor. Bu önemli işte bir konu Avrupa Parlamentosu bünyesinde ele alınan. Peki Avrupa Konseyi sınır yönetimi ve kontrolü üzerine bazı hamleler yaptı. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Evet, şimdi bu tabii Frontex bağlamında ele alabileceğimiz bir şey. Bu yine peyderpey geliştirilen bir konu. Özellikle işte göçle, yasa dışı işte göçle mücadele, işte mülteci krizi, Suriye İç Savaşı kaynaklı gündeme getirdi konuyu. Şimdi Karadağ ve Sırbistan'la Frontex işbirliği anlaşması imzalandı 26 Mayıs'ta. Ve işte göç baskısını, tabii özellikle de illegal açıdan söylüyorum, yani illegal girişi engelleme, organize suçla mücadele kapsamında bu baskıyı azaltma amaç. Tabii şimdi şöyle bir şey var, yürürlüğe girme meselesi. Yani hemen bunun yürürlüğe girmesi zor. Şimdi Karadağ'da 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Fakat Sırbistan'da bu biraz daha zaman alacak. Daha hani onun tarihi belli değil, bir onay sürecinden geçecek. Dolayısıyla böyle bir sınır yönetimi kontrol bağlamında güncel olarak bizim en azından bu programımız kapsamında varılan nokta bu. Şimdi bu tabii hemen bize çevreyi hatırlatıyor. Yani yakın çevresini hatırlatıyor Avrupa Birliği'nin. Ve işte gerek komşuluk politikası, gerek işte Doğu Ortaklığı kapsamında gelişmeleri hatırlatıyor. Buna önem veriyor. Yani her kritik konu, her işte küresel ya da bölgesel kriz mutlaka Avrupa Birliği tarafından komşuluk politikası ya da Doğu Ortaklığı'na bir yerlerinden çekiliyor. Onu da vurgulamak lazım. Şimdi işte bir yandan Gürcistan, Moldova, Ukrayna, onlarla işte serbest ticaret alanına dönük girişimler, ilerlemeler yapılıyor. İşte bu konuda kaydedilen ilerlemeler övülüyor. Bir yandan bu var. Örneğin Belarus'ta bir vize kolaylığı sağlandı. Bir de geri kabul anlaşması imzalandı onunla. Böyle ilerlemeler var. Ukrayna, geçen programımızda da konuşmuştuk bu salgınla mücadele kapsamında. 1 milyar avroluk bir destek aldı. Şimdi yani konseyden. Birçok komşuluk politikasına dair birçok ülke aldı. Hani kalem kalem, şimdi zamanımız kısıtlı diye onları tek tek söylemeyeceğim. Ama hani önemli ülkelerden bir tanesini böyle örnek olarak koymuş olayım. Dolayısıyla bunların hepsini böyle bütünün parçaları olarak düşünmek lazım. Bütüncül bir politika çıkarmaya çalışıyor işte Avrupa Birliği. Peki aslında bunu birazdan Haluk Hocam'a da soracağım ama Afganistan barış süreci de tekrar canlanmaya başladı ve Avrupa Birliği'nde daha çok tartışılır hale geldi. Bununla ilgili de son birkaç şey söylemek ister misin?
Söyleyeyim. Şimdi barış süreciyle ilgili tabii kararlar yine yakın zamanda alındı. 29 Mayıs'ta hemen bir tane çıktı. Tabii burada hep Avrupa Birliği'nin yaptığı bir şey vardı. İşte Birleşmiş Milletler kararı varsa, yani uluslararası bir uzlaşıyla çıkan kararı varsa ona atıf yapar. Şimdi burada da böyle bir şey söz konusu. Amerika ile Taliban arasında imzalanan Doha'da anlaşmaya uyulması çağrısı yaptı mesela burada. Yani karar diyoruz aslında bu kendi başına aldığı, başlı başına sıfırdan ortaya çıkardığı bir karar değil, bir destek. O onu kendince kararlaştırmış oluyor. Şunlar vardı, sağlık personeli tesislere saldırılar kınandı. Hani savaş koşullarında da bunlara dokunulmaz ya. Ve kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu. Şimdi aslında Avrupa Birliği'nin özgün katkısı bu. Yani oradaki o normatif tutumu. Diğerlerinde bir destek hassasiyeti tamam ama esas dikkat çekilen şey Afganistan'da işte kadının sosyal hayattaki rolü. Şimdi Afganistan ve bu rol yan yana nasıl gelir? Yani çok hakikaten bambaşka bir dünyalar ama işte bunu hatırlatıyor. Ha ne kadar başarılı oldu tabii zamanla göreceğiz ama bunu konuşmak, gündeme getirmek de bir şey. Hemen şöyle bitireyim. Şimdi Afganistan'la niye ilgileniyor Avrupa Birliği? Stratejik açıdan önemli çünkü Avrupa Birliği'nin Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlama stratejisi var. Ha, bunu böyle işte Amerika'nın güvenlik stratejisi veya ne bileyim İngiltere'nin işte güvenlik stratejisi kadar kalıp düşünmeyelim veya programlı işte net düşünmeyelim ama bu stratejisinin bir parçası Afganistan. Oradan hattı işte uzatmak lazım. Oradan işte komşu politikasına da gidilir, yakın çevre güvenliğine de gidilir. Haluk Hocam şimdi daha detaylarına girecektir. Dolayısıyla hani böyle bir son cümleyle işi bitireyim. Peki, teşekkür ediyorum. Sinem Hocam, istersen senle devam edelim. Malum Avrupa Birliği ekonomisi pek iyi gitmiyor. Fransa'da durumlar pek iyi değil. İtalya, İspanya turizmden büyük gelir elde eden ülkeler. Malum turizmin durumu da pandemi nedeniyle parlak değil. Dolayısıyla nedir son durumlar? Var mı bu konuda bir gelişme? Evet Altı Hocam, Sezgin Hocamız da zaten az önce bahsetti. Avrupa Birliği'nde asıl mesele bu aralar hepimizin tahmin ettiği üzere tabii ki bu ekonomik durgunluktan ve resesyondan nasıl çıkacakları üzerine ve Sezgin Hocanın anlattığı gibi parlamentodaki ana tartışmanın minvalini oluşturan konu da bu zaten. İşte bu 750 milyar avroluk kurtarma paketinin konuşulması, muhalif sesler vesaire. Çünkü çok büyük bir resesyonun kapıda olduğu zaten artık açıklanmış durumda, bir sürpriz de değil. Verilere baktığınızda ciddi biçimde büyük resesyon dediğimiz 2008 ekonomik krizinden bile büyük bir daralma ile karşı karşıya kaldı açık Avrupa Birliği'nin. %7,5 oranına tekabül ediyor bu oran ve 2008 ekonomik krizine baktığınızda aslında %6 civarında küçüldüğünü görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin. Yani en zor zamanı yaşadığı Eurozone krizinden bile daha fazla küçüleceği, ekonomik resesyonun çok sert geçeceği ile ilgili rapor açıklanmış durumda zaten. Yani önümüzdeki yıl 2020 çerçevesine baktığımızda tamamen bu durgunlukla geçecek bir yıl. Üretimin de yine %3 oranında azalıkları alması söz konusu. Dolayısıyla son derece endişe verici bir durumla karşı karşıya Avrupa Birliği. Bu da tabii ki son derece tedirgin edici. Aslına bakarsanız bu sadece Avrupa Birliği için değil, zaten dünyanın genel problemi hepimizin bildiği gibi virüs nedeniyle. Belki de Trump'ın G7 zirvesini yüz yüze yapalım, işte telekonferansla yapmayalım deyip böyle bir hani barış çubuğu uzatmasının bir sebebi de aslında bu büyük resesyonun yarattığı kaygılar. Tabii ki Fransa'da ve tabii ki diğer AB ülkeleri de buna dahil. Fransız ekonomisinde %8 oranında yine küçülmesi bekleniyor. Elbette ki 2021 için daha olumlu bir projeksiyon oluşturuyorlar. Özellikle bu kurtarma paketlerinin işe yarayacağı ve 2021 yılında yeniden Avrupa Birliği'nin büyümeyi sağlayabileceği de gündem maddeleri arasında. Ama tabii ki bunu yapabilmesi için her şeyden önce bu tedarik zincirleri konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltması lazım. Zaten Haluk hocamız Çin ve Asya kısmına gelecek, oralara çok girmeyelim ama bu tedarik zincirindeki bağımlılığı azaltmadan, üretimle ilgili rekabetçi politikalarını değiştirmeden, mevcut politikalarla, mevcut üretim teknolojileriyle, bu büyüme oranlarıyla, ekonomik küçülme oranlarıyla baş etmesi çok söz konusu görünmüyor. Dolayısıyla zorlu bir ekonomik dönem Avrupa Birliği'ni bekliyor. Elbette ki söylediğim gibi Fransa'yı da
Ve İtalya, İspanya dedik. Söylediğim gibi Altı Hocam, bu ülkelerin en önemli geliri elbette ki turizm. Özellikle İtalya'nın yaşadığı büyük o sıkıntıya rağmen sınırların işte açılması konusunda çok istekli olduğu ve turizme bir an önce başlamak istediğini görüyoruz. Ancak üyelerden sınırların açılması ile ilgili yine geri duruşlar söz konusu. Dolayısıyla Avrupa Birliği tam İtalya'nın gönlünü almışken kurtarma paketleriyle yine bir didişme ve restleşme söz konusu olabilecek. Nasıl olacak dolaşım, sınırlar, İtalya'ya giriş çıkışlar serbest olacak mı, bu konuda muzdarip. Bir an önce bu dediğim gibi hem yeni üretim tekniklerinin, yani bazı ülkeler için sanayileşme ve üretim tekniklerinin biraz daha rekabetçi hale getirilmesi gerekiyor. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Sadece kurtarma paketleriyle maalesef bu işi kotaramayacaklar. Bu çok net. Bu noktada en belki fenomen olan karakterimiz Trump'ı, ABD'nin nasıl Trump'sa AB içinde de Orban, hepimizin bildiği gibi. Kendisinin açıklaması var bu konuyla ilgili. Çok absürt buluyor kurtarma paketlerini Orban ve 30 yıl uğraştı Avrupa Birliği bu borcu ödeyemez. Ne saçma sapan bir borçlanma şeklinde çıkışları var. Dolayısıyla yine bu Avrupa Birliği ekonomisi Fransa için, Güney ülkeleri için ve tabii ki Kuzey bloğu için daha bu tartışmalar çok su kaldıracak diye düşünüyorum ben. Peki demin Libya'dan bahsederken de aklıma geldi. Malta-Libya göç anlaşmasının etkileri nasıl olacak sence? İşe yarayacak mı? Evet, bu Malta'nın birlikten böyle ayrışan politikaları aslında hep birlikte de tartışmıştık Libya konusunu ve bugünün de önemli konu başlıklarından bir tanesi oldu. Malta'nın bu karşı duruşu, karşı duruş derken birliğin suyunda gitmeyen, biraz daha Türkiye politikalarına yakın ve Sarraj hükümetini destekleyen politikaları gerçekten kayda değer. Özellikle Başbakan Abela'nın görüşme yaptığını biliyoruz Sarraj hükümetiyle ve özellikle düzensiz göç çok ciddi bir problemdi Malta için. Düzensiz göçün regüle edilmesiyle ilgili bir mutabakatta Malta imzalamış oldu. Bu aralar Libya ile mutabakat imzalayan imzalayana. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin de bu işte ciddi bir oyun değiştirici ve kurucu olduğunu da gösteriyor bize. Yani bu anlamda politikasını değiştiren ya da benzer minvalde hareket etmeye başlayan AB üyelerine Malta gibi şahit oluyoruz. Önemli bir gelişme çünkü bu birliğe başkaldırış, bu anlamda İrini operasyonunun da karşısında bir duruş sergilemişti Malta. Libya konusunda çatlak seslere bir çatlak sesi aslında Malta'dan geliyor diyebiliriz. Diğer konuları zaten sen ve Sezgin hocamız özetlediniz. Özellikle petrol şirketleri konusundaki anlaşmazlıklar ve üyeler arasındaki fikir ayrılıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu imzalanan mutabakat yine Avrupa Birliği içindeki ayrışmayı göstermesi açısından da önemli diye düşünüyorum. Peki hala Brexit ile ilgili soru gelebiliyor. Sence bu virüs nasıl etkiledi Brexit sürecini? Pişman mı İngilizler? Ya da Brexit olmasaydı daha iyi faydalanabilirler miydi Avrupa Birliği'nden? Zamanlama pişman yalnız olacaklar değil mi Sezgin Hocam? Biz hep bunu söylüyoruz. İngilizlerin hep başından beri pişman olacaklarını. Her ne kadar itiraf etmeseler de İngiliz gururuyla, bence müzakerelerin ilerlemediğini kendileri de görüyorlar ve çok çok ciddi sıkıntılar içindeler. Virüs bu işin üstünü örtmüştü. Önce virüs kısmından girelim hani İngiltere'ye. Özellikle baş danışmanı Johnson'ın bildiğiniz gibi bu kurallara, kısıtlamalara uymaması sebebiyle ciddi bir kamuoyu eleştirisine maruz kaldı. Dolayısıyla aslında bize de kısadan hisse normalleşmeyle birlikte şey de yapalım, kamu spotu mesajımızı da verelim. Hep söylüyoruz insanlar işte maskesiz geziyor ya da şeye uymuyorlar diye. Aynı şekilde İngiliz kamuoyu çok ciddi eleştirilerde bulundu ama Johnson işte baş danışmanına sahip çıktığını görüyoruz. Hükümet tarafındaki her zaman olan Daily Mail gazetesi bile yine buna karşı duruşla düşünüyoruz ki bunlarla uğraşırken İngiltere'nin Brexit'e harcayacak enerjisi yoktur diye. Ama hiç öyle olmuyor. Geçen programımızda da söylemiştik. Virüs pek çok şeyi perdeliyor ama aslında bir yandan real politik ve ülkelerin diğer mevzuları devam ediyor. İngiltere'ninki de öyle. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar müzakere sürecinde. Özellikle Barnier çok şikayetçi bu durumdan. Hiçbir şekilde ileriye gidemediklerini, rekabet ve gümrük vergisi konularını bir türlü çözüme bağlayamadıklarını. Çünkü İngiltere'nin inatla sanki bu Brexit hiçbir şekilde İngiltere'yi etkilemeyecek gibi davranmaya çalıştığını.
bunun bir realitesi olmadığını, yani günün sonunda İngiltere'nin bunu kabullenmesi gerektiğini, bir anlaşmaya varılamazsa zaten 31 Aralık 2020'den itibaren Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tabi olacaklar ve bu gerçekten sıkıntılı bir durum beraberinde getirecek. İngiliz tarafına bakarsanız yine David Frost'un da açıklamaları çekilme anlaşmasının bir takım yanlışlıklar üzerine kurulduğundan bahsediyor. O yanlışlıklar da şununla ilgili, mesela hiç aklımıza gelmeyecek detaylarla uğraşıyorlar. Coğrafi işaretler ve tabii ki önemli bir konu, bence de önemli bir konu, İskoç viskisi mesela problemi. İngiltere bunları çekilme anlaşmasına göre yeterince garantiye almadığını, mesela 3347 tane AB ürünü koruma altındayken İngiltere'nin aynı ayrıcalıklardan yararlanamadığını, viskiyi bile koruyamadığını, ama hani viski deyip geçmemek lazım, 5,5 milyar euroluk bir gelire işaret ediyor aynı zamanda. İngiltere'nin özel ürünlerini korumaktan aciz olduğunu ve geri çekilme anlaşmasının buna tamamen Avrupa Birliği'ne hizmet ettiğini öne sürüyor. Dolayısıyla çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Kuzey İrlanda meselesini zaten hep dile getiriyoruz. Dolayısıyla bu müzakere süreci bitecek gibi değil. Brexit de yine çok fazla baş ağrıtmaya devam edecektir. Ben her seferinde herhalde artık sonuna, yani süreç zor gidecek ama daha ne çıkabilir ki Brexit'ten diye cevaplıyorsunuz, ama önümüzdeki günlerde de daha çok konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum Brexit'te. Peki, teşekkür ediyorum. Artık bizim bölgemizden, Kıbrıs'tan, Doğu Akdeniz'den, Avrupa'dan biraz daha uzaklaşıp Haluk Hocam'ın bölgesine doğru ilerleyelim diye düşünüyorum. Hocam, ABD-Çin rekabeti ne durumda? Virüs bunu nasıl etkiledi? Nedir son gelişmeler? Hocam evet, rekabet hat safhaya ulaşacak, yavaş yavaş tırmanıyor. Ama şöyle diyelim, güneş doğudan doğar artık, yani hep böyle batıdan başlıyoruz, konuşuyoruz ama önümüzdeki yıllarda sanıyorum artık doğudan başlayıp batıya geleceğiz gibi bir görüntü çiziliyor. Ama ben şöyle diyeyim, öncelikle izleyicilerimize teşekkür ederim yayınlarımda. Çok güzel sorular soruyorlar. Bu sorulara da cevap vermek bizleri daha çok mutlu ediyor sanıyorum. Şimdi Altı Hocam, Sezgin Hocam'ın kaldığı yerden bir devam edeyim bugün görseniz. Asya'nın ortasından başlayalım, Afganistan mevzuundan. Afganistan gerçekten çok farklı bir coğrafya. Aslında Orta Asya'nın içerisinde gibi bir pim. Yani jeopolitik olarak baktığımız zaman Rusya'yı güneyden, İran'ı doğudan, Hindistan ve Pakistan'ı kuzeyden ve Çin'i de batıdan çevreleyen bir nokta. Yani Afganistan'a neden Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a gitti 2001 yılında diye baktığımız zaman 1880'lere gelmemiz gerekiyor. İngiltere neden Afganistan'a gitmişti? Yani böyle bir coğrafyadayız aslında. Ruslar neden Afganistan'a 1980'lerde, 70'ler, 80'lerde girdi? Bu açıdan baktığımız zaman aslında önemli bir jeopolitik konuma sahip. Yani Afganistan'a sahip olan aslında Asya'da şöyle kafasını kaldırıp etrafa rahatça bakabilir. Bu açıdan her yeri kontrol edebilen bir coğrafya olarak ifade edeceğiz. Şimdi Afganistan derken son bir aylık gelişmelere bir göz atmamız gerekiyor aslında. Bu Covid-19 meselesinde Sinem Hocam da bahsetti. Sadece Batı etkilenmiyor. Aslında Doğu da, Asya da etkileniyor, fakat bizim gözümüzün önünde değil. Mesela Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban bir anlaşma yapmak üzere. Yani özellikle Katar'ın Doha kentinde, yani bu anlaşmalar sürdürülüyor. Sona da yaklaştı aslında. Yani 5000 tane Taliban esiri var Afgan hükümetinin elinde. Bunların karşılıklı değişimi gerçekleşecek. Bu noktada anlaşmalar, müzakereler sona ermiş durumda. Ve önümüzdeki dönemde artık yine tekrar bir Taliban hükümeti görme olasılığımız yüksek. Ancak bu Covid-19 meselesine geldiğimiz zaman bu Taliban'ın başındaki liderlikte özellikle Molla Haybetullah Akunzade'nin de koronavirüse yakalandığı, bu virüsten de hayatını kaybettiği söylentileri var. Taliban liderliği ve liderlikteki 3-4 kişinin daha böyle bir Covid-19'dan etkilendiği ve koronavirüs semptomlarına yakalandığı söyleniyor. Tabii Pakistan'da tedavi gördüğü de ifade ediliyor. Yani net bir şey söylememekle beraber Taliban liderliğinde bir sıkıntı var. Bunu önümüzdeki günlerde daha rahat görebileceğiz diye değerlendiriyorum. Resmi bir açıklama henüz Taliban tarafından yapılmadı. Net bir şey yok. Yani şeye de benzememesi gerekiyor. Yani Kuzey Kore liderinin ortada görünmemesiyle hani öldü ölmedi tartışmalarının yanı sıra. Ancak bu Taliban'daki bu Akunzade'nin durumu daha kritik. Yani bir kısım Taliban yetkilileri onun ölmüş olabileceğini söylüyorlar. Hayatını kaybetmiş olduğunu söylüyorlar bu koronavirüs nedeniyle. Şimdi baktığımız zaman aslında böyle bir şey var. Bir de Siracettin Hakkani var. Hakkani Network dediğimiz bir örgüt var, terör örgütü. Bunun başındaki kişinin de Covid-19'a yakalandı. Yani bu hastalıktan muzdarip olduğunu
ve tedavi altında olduğu ifade ediyor. Demek ki aslında Asya'nın ortasında ciddi bir bu koronavirüs vakası etkisini görebiliyoruz nüfuz altında. Böyle bir süreç yaşanıyor Afganistan'da. Önümüzdeki günler tabii neler gösterecek, önümüzdeki aylar. Sanıyorum bir sonraki programımıza daha detaylı ve net bilgi vermiş olacağız bu konuda. Şimdi sorduğunuz soru çok kıymetli. Oraya geçmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet. Çin'in tabii ticaretindeki yükselme, ekonomisindeki büyüme giderek artıyor. Biz buna bakarken biraz daha güvenlik perspektifinden bakmayı arzu ediyoruz. Çünkü realist bir dünyada yaşadığımız için kimin kaç tane savaş gemisi var, kaç uçağı var ekonomisinin yanında bunlara bakıyoruz. Bunlar da bize aslında güç parametreleri konusunda bir fikir veriyor. Yani dünyada yani kim güçlü? Hani vardır ya hep yapılan mesela NATO'nun en güçlü ikinci ordusuyuz diye Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ifade ederiz sık sık. Böyle bir durum söz konusu sanıyorum. Buradaki parametrelerde ben hep şey derim, analoji kullanırım. Bu analojide de uçak gemilerine bakarak yani en büyük silah sanayini gösteren yani güç gösterisi olan uçak gemisi, savaş gemileriyle beraber yapılan bir donanmanın bir unsuru olarak bakıyorum. Şimdi Çin tek başına bir uçak gemisini yaptı. Yani bir tanesini bizim Varyak dediğimiz hani Ukrayna'dan alarak boğazlardan geçirerek götürmüştük. Kumarhane gemisi yapmak amacıyla 2001-2002'li yıllarda. Bizler gülüp geçmiştik o zamanlarda yani koca uçak gemisinden. Kumarhane gemisi mi olur anlamında. İnanmamıştık zaten canım. İnanmamıştık zaten. Kimse inanmamıştı. ancak enteresan olanı hemen akabinde biliyorsunuz Çin'in kopyalama teknolojileri çok iyi. Yani bir şeyi gördüğü zaman bir insan hariç her şeyi kopyalayabiliyor deniyor Çin teknolojisi için. Birinci uçak gemisini tamamlayıp hemen Liaoning adında sulara saldı ve Çin denizinde bu devriye geziyor. İkincisini de 2019 yılında yani geçtiğimiz sene tekrar suya indirdi ve göreve başlattı. Yani buna da Shandong ismini verdi. Yani baktığımız zaman iki uçak gemisiyle her biri bunların 50'şer uçak alabilecek kapasitede. Amiral Kuznetsov sınıfı uçak gemileri çünkü Rus teknolojisi vardı. Ve hemen kopyalayarak yine Kuznetsov sınıfı bir uçak gemisini yapmış oldu. Çeşitli devletlerin elinde küçük irili ufaklı var bunlar. Tek tük ama mesela Ruslar yüzdüremiyorlar. Ekonomik kriterleri karşılayamadığı için Kuznetsov sınıfı o uçak gemisi uzun yıllardır çekili durumda limanda. Çünkü bir uçak gemisini işletebilmenin maliyeti çok yüksek. Yani 4-5 bin kişilik bir mürettebatla, nükleer güçle ve her bir ay yani milyon dolarlarla ifade edilebilecek bir maliyete sahip. Ama güç gösterisi de böyle oluyor sanıyorum. Küresel güç olmanın ya da bölgesi büyük bölgesel güç ya da jeopolitik güç olmanın gerekleri bunlar. Şimdi Çin bunu bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni Doğu Çin Denizi'nde dengelemeye çalışıyor. Henüz gücü yok ama bu süreci izleyeceğiz hep birlikte. Önümüzdeki aylar neyi gösterecek, nasıl bir yöne doğru evrilecek buradaki güvenlik sorunu bu önemli. İkincisi Tayvan meselesi var Çin'in mesela. Tayvan'ın bir bağımsız devlet olarak tanımıyor Çin hükümeti. Sadece Çin'in bir eyaleti olarak tanıyor. Ve eğer ki bağımsızlığına biraz daha ısrar ederse işgal edeceğini söylüyor. Tayvan'ı direkt alacağını söylüyor. Bu Hong Kong krizine de benzemiyor. Yani Hong Kong tamam İngiltere'nin 99 yılına kiraladığı ve süresi bitince de geri iade ettiği bir bölge. Ki Hong Kong bile bir özel bölge. Özel bölge aslında hala tam olarak Çin'in böyle kontrolü altında değil. Batı'nın daha ziyade. Batılı normların artık yeşerdiği, tuttuğu ve ağaçlaştığı bir bölge. Tayvan bambaşka bir yer. Yani zaten kadın cumhurbaşkanı var. İkinci dönem için seçildi tekrar. Yine ikinci bir cumhurbaşkanı süreci yaşanıyor. Yeni Mayıs ayında da göreve başladı. Bu geçtiğimiz ay içerisinde ikinci turuna görevine başlamış oldu. Şimdi buradan baktığımız zaman da kolay bir lokma gibi görünen Tayvan'ın aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir koz verdiğini biliyoruz. Eğer ki Tayvan'a yapılacak bir müdahale olursa Amerika Birleşik Devletleri de buna karşı bir müdahale yapacak. Bu açıdan bakınca aslında ben hep derim Doğu Asya bölgesi ya da Doğu Çin Denizi geleceğin Orta Doğu'su mu? Ya da Orta Doğu'nun suyunu çıkardık artık her türlü şeyle. Yani Orta Doğu dediğimiz coğrafya artık yavaş yavaş oraya mı kayıyor? Ya da bir çıt daha ileriye alırsak acaba NATO'nun gelecekteki misyonu Afganistan'dan uzak doğuya mı kayacak? Böyle de bir soru aklımıza gelebiliyor. Yani olur mu olmaz mı bilemiyorum ama yani netice itibariyle baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki NATO'nun aslında oraya doğru da bir genişleme yapabileceğini ifade etmemiz gerekir. Yani bu da bir süreç gösterir bize izletecek gibi geliyor. Sanıyorum. Şimdi Çin dediğimiz zaman bir de Çin'i sadece böyle ele almayalım. Özellikle Almanya ile ciddi ilişkileri var Çin'in. Yani firmalar anlamında, ekonomik bağlamda.
Bir de esas Afrika kıtasıyla çok ciddi ilişkileri var. Yani Afrika kıtasında tamamen Çin'in etkisini görebiliyoruz çoğu ülke üzerinde. Özellikle telekomünikasyon, hani 5G teknolojisi dediğimiz teknoloji Çinli firmalar tarafından geliştirilmiş durumda. Ve bu teknoloji, hatta koronavirüsün 5G üzerinden yayıldığı vesaire gibi bir söylentiler, yani sözde böyle iddialar atılmıştı ki İngiltere'de bir baz istasyonunu yaktılar İngilizler, hani buradan kaynaklanıyor deyip, yani toplumda bir infial oluşabiliyor bu konsept içerisinde bakınca. Netice itibariyle hani şunu söylememiz gerekiyor. Afrika'daki gelişmelerle birlikte Çin firmalarının önümüzdeki yıllarda daha ciddi yatırımlarla birlikte genişleyebileceğini söyleyebiliriz. Aslında daha kompakt değil de komplike, heterojen bir yapıya doğru gidiyor süreçler. Nasıl çözülecek, nasıl bir süreç izleyecek, bunlara bakacağız. Bir de Hindistan'a ayrı bir parantez açmak lazım o coğrafyada. Malumları olduğu üzere hepimizin ve izleyicilerimiz de biliyorlardır. Yani iki tane dünyada 1 milyarın üzerinde nüfusa sahip ülke var, Hindistan ve Çin. Hemen hemen bunlar da birbirine çok yakın nüfusa sahip. Yani 1 milyar 300 küsur milyonla Çin'i ifade edeceksek 1 milyar 290'lı milyonluk bir nüfus da Hindistan'da mevcut. En son geçtiğimiz ayki gelişmelerde yine Çin askeri unsurlarını Hindistan sınırına sevk etti. Yığınaklanma yaptı. Yani bunlarda arasında da bir sürtüşme var. Sınır sürtüşmesi var bu iki büyük devlet arasında. Birbirlerine karşı hala adı konulmamış bölgeler var. Özellikle Keşmir bölgesi dediğimiz bölgede, Keşmir sorunu diye anılan bölgede bir kısmını Pakistan kontrol ederken bir kısmını Hindistan ve bir kısmını da Pakistan'ın bırakmış olduğu Çin kontrol ediyor. Ve Çinliler daima Hindistan'ın kendilerinin o toprak parçasının, o belirli, belirsiz bölgenin işgal edildiğini söylüyorlar ve ciddi bir sürtüşmeye hali devam ediyor. Yani bunu da önümüzdeki yıllarda, aylarda ve yıllarda hep birlikte izlemiş olacağız. Aslında sıcak bölge biraz da doğunun hani farklı yerlerinde hafif hafif ısınmalarla bir seyir takip ediyor. Sanıyorum izleyicilerimiz bunları da değerlendireceklerdir. Yani Orta Doğu, Libya vesaire bunlar güzel, biliyoruz, izliyoruz. Zaman zaman sıkılıyoruz. Acaba dünyanın öbür tarafında neler oluyor diyoruz. Ama şunu da ifade edelim. Çin ekonomisini genişletirken malum olduğu üzere Güney Yarımküre üzerinden deniz yollarıyla malzemelerini naklediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa'ya. Yani nereden geliyor? Malakka Boğazı'ndan, Endonezya bölgesinden geçerek Hint Okyanusu'nun güneyinden Süveyş Kanalı'yla birlikte Mısır'dan çıkarak Akdeniz'e ve Cebel Tarık Boğazı'yla da özellikle Hollanda'daki Rotterdam Limanı'na, oradan da Avrupa içlerine doğru gönderebiliyor. Mallarını öyle sevk edebiliyor. Ancak şimdi Kuzey Rotası'nı kullanmaya başladı. Bu çok enteresan. Yani Kuzey Buz Denizi'ni geçerek Arktik üzerinden Rotterdam'a gidiyor ve yolu 7500 kilometre civarında kısaltıyor. Yeni buz kıran gemi aldılar ve bu buz kıran gemiler vasıtasıyla da kırarak kuzeyden, biraz da küresel ısınmanın da buna vermiş olduğu destekle, buzulların erimesiyle o bölgeden rotayı kısaltarak gidebiliyor. Ciddi bir ona artış sağlıyor. Yani ekonomisinde hem maliyetleri düşürüp nakliyeyi daha süratlendirebilmek amacıyla böyle de bir potansiyel sağlamış oldu. Yani bakınca da aslında dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı bölgelerinde farklı gelişmeler oluyor ama doğudaki gelişmeler bu şekilde Altı Hocam. Peki, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel sorularla katkı sağlayan dinleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. Sorularınızı herhangi birimize Twitter üzerinden iletmeye devam edebilirsiniz. Önümüzdeki ay inşallah terslik olmazsa 4. programımızla tekrar bir arada olacağız. O zamana kadar esen kalın.